şimdi ben 1932 doğumluyum. Hazırlaş Şehli Mahallesi'ne kayıtlıyım. Sonradan nüfusumuzu Tilgeten'e geçirdik. Hocamla dedelerimiz ve babalarımız Hinhime komşulardı. Komşularmış. Hocamın her şeyden evvel komşuluk hakkı diye bizi çok severdi. Ve zaman zaman ben ve kardeşlerimden sonra ben hocamın mekan cennet olsun birkaç sefer elhamdülillah elbisesini dikmek, pardesüsünü dikmek abilerimize olduğu gibi bize de nasip oldu. Hocamızın başlangıcından belli Darende için bir aşkı vardı. Hep hizmet, hizmet, oğul hizmet edin. Hizmet edelim derdi. Ve hocamla 1977'de belediye başkanlığına adaylığımı koyduğumda koymazdan evvel vardım. Hocamın elini öptüm. Mekan cennet olsun. Aynen şöyle demiştir. Oğlum biz hiç siyasetin içinde değiliz. Oyumuzu da memlekete kim yararlı olursa ona veririz. Biz herhangi bir partiyi tutmayız demişti. Ben de hocam buraya oy için gelmedim. Sırf senin duanı alayım, elini öpeyim. Bize dua et. Yine memleketin hakkında kim hayırlıysa o olsun. Duanız da aynı belli olsun dedim. O da rahmetlik. İyi olur inşallah dedi. Ve elini öptükten sonra kalktık. Geldim adaylığını açıkladım. İşte Darendere hemşerilerimiz büyük küçük sevenler sevmeyenler bir araya getirdiler. Bir araya geldiler. 77'de bizi belediye başkanlarına seçtiler. Seçildikten sonra tekrar vardım. Hocamın elini öptüm. Hocam bize her konuda yardımcı ol, dualarını bekleriz dedi. O da Allah razı olsun, o elimizden gelen imkanı memleketimizden de sizden de esirgemeyiz dedi. Dostluğumuz burada daha çok pekişmiş oldu. Bu arada işte hocamla bir anımızın birisi de sanat okulu. Daha evvel belediye oraya 40 dönüm yer vermişti. O zaman biz de belediye meclis üyesiydik. Hocamla beraber o günkü belediye başkanına da teşekkür ederiz. Meclis üyelerine de hocam darin diye bu sanat okulu yapılsın diye ısrar ediyordu. Oradan 40 dönüm yer verildi. Ve oranın temelini atmak hocam da bize nasip oldu. Sene 78'de temelini attık. Şimdiki gördüğünüz işte o hocamın gayretiyle o sanat okulu, Endüstri Meslek Lisesi meydana gelmiş oldu. Ondan sonra tekrar bu çimento için dıştan içten bütün hemşerilerimiz zorlanıyordu. Hocam da buna çok üzülüyordu. Fakat çaresizlik içinde bu iş devam etti. Demirel hükümeti geldiğinde bütçeler Mart'tan Mart'a yapılıyordu o zaman hükümet bütçesi. Yine hocamın başkanlığında Ankara'ya bir heyet olarak işte yine Mehmet Poyrazoğlu, efendim Murat Poyrazoğlu, hocamın başkanlığında ben anlaşıldı mı? Bu Hamit Bozuk birkaç kişi daha vardı. Yine gittik. Sayın Süleyman Demirel'in Mart bütçe görüşmeden başlamıştı. Konuyu intikal ettirdik. Hocam Süleyman Demirel'e bir gül yasemisi takdim ederken hocam başımın tazı dedi aldı. Rahat edese biz size vermek gerekir. Bizim memleketimizden, evet, bizim memleketimizden oluyor dedi. Bir konuşma yaptım belediye başkanı olarak. Hocamla müsaade aldık, konuştum orada. Demirel de buna cevabım hocama aynen şöyle dedi.
Dedik hocam müsterih olun. Belediye başkanımıza daha evvel geldi gitti söz verdik. Daha de çimento fabrikasının bacasını bitireceğiz. İnşallah bütçeye de tahsilat koyacağız dedi. Ve bu şekilde bizi bağladı. Biz de oradan kalktık. Yine memleketimize geldik. Çalışmalarımız bu arada itilala kadar Süleyman Bey'le devam etti. Daha işte 12 Eylül olurken biz görevden gittik. Süleyman Bey de görevden gitti. Çimento fabrika işi öylece kaldı. Yine 84'te hemşerilerimizin tasvip üzerine Anavatan Partisi'nin aday olmayı uygun gördüler. İşte hocamın oraya gittik. Rahmetli Niyazi Bilgin, ben, Selahattin Bey, Vahap söylemez. Sönmezler. Vardık oraya. Yine aynı eski dediği gibi oldu dedim. Memleketin hakkında hanginiz hayırlıysa o olsun. Bizim duamız her an Selahattin Bey yoldu. Diğer arkadaşlar vardı. Bizim duamız memleket için dedi. Allah için dedi. İnşallah iyi olur dedi. Yalnız kim seçilirse seçilsin. Hanginiz hangi partiden olursa olsun. Seçildiğiniz zaman memleketinizi akışla, şevkle hizmet edin dedi. Elini öptük, duamı bekleriz dedi, kalktık. İşte kısmet bizdeymiş. 84 seçimleri yani kazandık. Kazandıktan sonra tabii yine hocam vardık, ziyaret ettik, elini öptük. Hocam emrinde olacağız, hizmetinde olacağız. Bize yön göster dedik. Allah razı olsun, mekan cennet olsun. O da elimizden geleni memleket için yapacağız oldu. İşte kendisi üzüntüyle söylüyorum. Daha da aramanın çok ihtiyaçları varken aramızdan ayrıldı. Fakat bu vefatına kadar, hastalığına kadar olan zaman içinde Ankara'ya çok seferlerimiz oldu. Fabrika için gittik. İplik fabrikası için. Evet, iplik fabrikası için. Sümer Baka, merhum Cumhurbaşkanımız, eski Cumhurbaşkanımız Turgut Tuzal, Sümer Bank Genel Müdürlüğü'ne bir talimat verdi. Darende bir Sümer Bak iplik fabrikası, dokuma fabrikası kurun dedi. Sümer Bank Genel Müdürü bu talimatı aldıktan sonra yerinde incelemek üzere Darendi'ye geldiler. Darendi'ye gelişini haber aldık. Büyük bir kalabalık. Evet. Hocam da başta olmak üzere Balaban'da büyük bir konvoyla karşıladık, getirdik. Şimdiki fabrikanın yerini, adamı gezdik, etti, eyledi. Beğendi. Aldık. Belediye olarak Haşudu'da 150 kişilik bir davet verdik. Ki bu iş çabuklaşsın, gerçekleşsin diye. Hatta Sümer Bak Genel Müdürlüğü hanımı da vardı. Demiş ki biz çok yerlere gittik. Darin'de kadar sempati, Darin'de kadar bize böyle ilgi gösteren yer olmadı. Bu Sümer Bak fabrikasını Darin'de kur diye kocasına yemekte telkinde bulundu. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Fakat Sümer Bak Genel Müdürü aklında kaldığına göre ya Balıkesir veya Denizli'de bir eski Sümer Bank'ın fabrikasının makinelerini söküp getirip Darin'de kurmak istiyordu. Bu arada ben tabi Ankara'ya devamlı mekik topluyordum. Gittik geldik, uğraştık, ettik, eyledik. Sümer Bank Genel Müdürü dedi ki, reis dedi, ben oraya filan yerdeki fabrikayı söküp getireceğim. Taze fabrika kurmayacağım derken. Ben de dedim ki Genel Müdür'e,
Sayın Genel Müdürüm, biz eski fabrikayı vurdurduk da 3 gün sonra çalışın diye kapısına kilit vurdurduk da bir çimento fabrikası gibi 10 sene, 20 sene daha bunu dağlanmıyor, bekleyecek durumu yoktur. Fırsat bu fırsat iken ben bunu hükümete yaptıracağız dedim. Ben başka türlü dışarıdan dedi makine getirerek buraya o kadar ilgi gösterdiğimize göre yeni dedi şey kuramam. Geldim konuyu rahmetli hocama anlattım. Bu sene 84'de 85'in içindeki konular. Hocam buna rahmetli çok üzüldü. Zaten arzusu fabrika, simento fabrikası olmazsa iplik fabrikası, iplik fabrikası Gökpınar projesi, İlahiyat Fakültesi, Darenden'in anlaşıldığını bir fabrikaya da birkaç fabrikaya ihtiyaç olduğunu ve diğer yollarını, izlerini, okullarını devamlı rahmetli gönlünden geçirirdi. Bir ara taksiyle beraber gider gelirdik. Anlaşıldı. İşte Darenden'in köprülerini, Darenden'in yollarını, Darenden'in efendim İlahiyat Fakültesini, bu Eskişehir'deki Bedas'tan hamamın çalıştırılması, yapılması üzerinde, bana tavsiyeleri, mezarlıkları çevirmem üzerinde birçok yani hedeflediği konular vardı. Daha tabii gözü görmedi ama Allah razı olsun, kendinin gözü görmeden mi? Omuzuna yük olan oğlu Hamdettin Efendi, vakıf vasıtasıyla, hemşerilerimize de Allah bin versin, onların da gayretiyle Darenden'in bütün eksikleri görülüyor. Ve bu konuyu Sayın Başbakan'a aktaralım dedik hocamla, fabrika konusunu. İplik fabrikası. Evet. Evet. Çünkü Sümerbank'ın eski fabrikasını hocam da kurdurmam diyor, ben de kurdurmam diyoruz. Bunun üzerinde önemli duruyoruz. Tarihini tabi hatırlamayacağım, zabıtlara bakmak lazım. Tabii. Bir gün yine beraber Ankara'ya gittik. Sayın Başbakan'la randevu aldım. O zaman işte milletvekili Metin Emiroğlu, Telas Zengin, Hüsnü Duvar. Malatya milletvekili. Tabi. Hocam geldi diye. Bizi aldılar, başbakana götürdüler, randevuyu aldılar. İşte hocam rahmetle konuşmazdı, bana sen konuşturdu. O da püf noktada, iyi noktada gelecek konuları hemen yerine geldi miydi söylerdim. Sayın Başbakan'a durum intikal ettirdim. Dedim ki, Sayın Başbakan'ım, senin Sümerbank Genel Müdürü bizim darenlerimize eski bir fabrika kurmayı düşünüyor. Sümerbank'ın işte hatırımda kalmadı, Balıkesir miydi, Denizli'de miydi, söküp getirip kuracağım demişti. Biz buna karşıyız dedi. Bakınız hocam da burada. Hocamla da sorun dedim isterseniz. Hocam da dedi ki, evet dedi. Biz dedi eski dedi makineyi kurdurup 3 gün sonra kapısına kilit vurdurmayız dedi. Sayın günüm başbakanı Allah razı olsun merhum. Dedi ki hocam dedi, ben de senin düşündüğün gibi düşüneyim dedi. Eski fabrika oraya kurdurmam dedi. Ara işte 85'inden 86 arasında çok çalışmalardan sonra hocamla tabii orada ayrıldık. Hocam bunun üstünde ısrarla eski fabrika kurdurmayız dedi başbakanı. Ben de aynısını söyledim ve oradan ayrıldık. O dedi bunlar dedi rahmetli bize sarpa çalıyorlar. Dedim ki hocam sen endişe etme onu biz inşallah senin hümmetinle bu fabrikayı buraya tazesini kurduracağız. Maddenin biri bu. İşte hocamın başkanlığında himmetiyle 87'de temelini attı. 88'in 23-24 Nisan'ında işte ya o aralardaydı. Açılışı yaptı. Büyük bir kalabalık. Efendim milletvekili Malatya'dan gelen bürokratlar, Ankara'dan gelen bürokratlar, Adana'dan gelen bazı milletvekilleri, Hocaoğlu gibi filan. Açılışını yaptı. Elhamdülillah o gün bugün burada 200 kişi hemşerimiz köyden şehirden ekmek yiyor. Hocamın gönlünde böyle bir fabrika daha düşünüyordu, arz ediyordu falan işte.
rahatsızlıkları zaman zaman kendini böyle çekmek mecburiyetine kaldı. Yine bu İlahiyat Fakültesi için işte Ankara'dan heyetler geliyor, Malatya'dan efendim rektör geliyor, hocalar geliyor, sizin de malumunuz. Getiriyoruz, götürüyoruz hocama, işte böyle bir iki yıllık okul açalım falan diyordu. Hocam da şunun üzerinde duruyordu. Siz buraya İlahiyat Fakültesi açmazsanız ben burayı başka bir iş için tahsis ettirmem. Son çare kalırsa yurt olarak öğrencilere tahsis edeceğim dedi. Evet, kendimin gözü görmedi. Çok şükür o da gerçekleşti. Bir gün gittik yine beraber. Gene bu Garında'nın Gökpınar sulama tesisi ve içme suyu tesisi bu İlahiyat Fakültesi konusunda başbakanla yine randevu aldık. Herhalde tahmin ederim sene işte 87'nin içinde olması gerek. Ya yani 86'nın sonları gibiydi. Şimdi hocam istiyor ki Turgut Bey o zaman başbakan Kenan Evren de Cumhurbaşkanı hemen açılsın istiyoruz. Darende olarak da istiyoruz. Hocam da çok bunu arzu ediyor. O an için Turgut Bey dedi ki hocam şimdi biz bunu meclise getirsek, meclisten çıkarsak, yukarı imzalamazsa bu iş burada yatar dedi. Sabredin dedi, biz burayı açacağız dedi. Bundan emin ol hocam dedi. Sonra hocam gene işte ayrıldıktan sonra Turgut Bey'e küstü. Bir müddet gitme Ankara'ya. Rahmetlik bir gün bana dedi ki hocam ne yapıyor dedi. Hocam sana küskün dedim. Niye dedi. Dedim ki efendim bütün arzusu işte İlahiyat Fakültesi'nin açılmasını dedi. Siz de hocama selam söyle. Rahmetliğe geldim söyledi. Biz burayı beğen mal açacağız. Zamanı var demişti. Ve zamanı geldi. Turgut Özal'da görevini yapıldı. Orada çıktı. İşte bu Ankara'ya gidişlerimiz çok oldu da çok konuları hocamla götürdük de en önemli konunun üzerinde hocamın durduğu İplik Fabrikası, İlahiyat Fakültesi, Gökpınar sulama projesiyle içme suyu konusuydu. İşte bu Gökpınar projesi 5 sene ben o zamanki parti başkanı Rasım Özkan başta hocam olmak üzere efendim Balaban Belediye Reisi Abdurrahman Gülseren, Aşağılın Pınar Belediye Reisi Osman Kur, buna çok emek sarf ettik. Yani 5 senede bitmeyecek projeyi hocamızın himmetiyle 5 senede Metin Emiroğlu'nun da desteğiyle bu projeyi meydana getirdik. Malumunuz bu kütüphane, Mehmet İstik Kütüphanesi'nin imar planındaki yeri. Bu okulun karşısındaydı. Evet. Sonra gelen heyet orayı sel deresi falan diye kabul etmediler. Hocam işte o Mehmet Abul'dan bir yer aldı. Buradan 2000 metre, 2500 metre Mehmet İzzet Paşa Kütüphanesi'nin evet. olduğu yer. Şu anki yeri. Şu evet. anki yeri. Aldı. Yine hocamla bu kütüphane içinde bir Ankara'ya gittik. Bu hastane içinde Ankara'ya gittik. Hastaneye ambulans alınmasında da hocam 2 milyon verdi. Gerisini ben o zaman Sağlık Bakanı 6,5 milyon liraydı. Efendim şimdi burada değil, Akçadağ'a vermiş onu Süleyman Bey. Evet. Daha kuvvetli diye, oraya evet. düz diye buraya Peugeot'ydu. Evet, evet. Efendim. 4,5 milyon da bakanlıktan aldım. 6,5 milyona hocam o da bu zaman bu ambulansı arayaptı. Jeneratör alınması. Jeneratör alınması. Mükerrem Tarçıoğlu'na gittik. O zamanki bakan. O zaman bakandı. Evet. Kütüphanelere bakan bakandı. Kültür bakanı. Kültür bakanıydı. Şimdi mecliste işte Metin Bey de var. Hocam gelmiş dedi. Mükerrem Bey bak dedi. Bir kütüphane konusu var dedi. Bu hocamın dedi hemen kütüphanesini gündeme alalım dedi. Peki peki dedi. Olur hocam dedi. Bak nasıl olduysa bir ara boş verdi bu Mükerrem Tarçıoğlu. Evet. İşte oğul ne ettin diyor, gelip gidiyor. Bu arada da ben imar planı değişikliğini yaptım.
o zaman mecliste değil de bakanlıktaydı yönetilen değişikliği. Onu tasdik ettirdim. Anlaşıldım. Mükerrem Taşçıoğlu da diyor ki, Varip geldikçe zorluyorum. Bunu kütüphane müdürü biliyor. Kardeşim diyor, vilayetlerde yoktur diyor. Sen kazaya kütüphane istiyorsun diyor. Efendim planlamadan geçmez diyor. Dedim ki o hocamın himmetiyle geçecek. Sen ondan endişe etme. Yalnız sen bunu bir planlamaya teklif et dedi. Gittim geldim. En son o sandı. Genel müdürü çağırdı, dedi ki bu adam çıkmaz ya planlamadan dedi. Evet. Bunu artık İsteğe yerine gelsin diye. Şöyle yakasında silkeledi, o sandım bu adamdan dedi. Teklif ettiler, 20 tane kütüphane teklif edildi. 5 tane kütüphane çıktı planlamadan. Evet. Bir tanesi kaza olarak da herhalde 4'ü vilayet çıktı. Yani hocamın hangi bir eserini sayarım? Evet. Allah razı olsun, bize gönderlik etti. Çok anıları var. Yani zaman olsa da size teker 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 söylesek. Evet. Şimdi gönlünde yatan çok şey vardı. Bunlardan birçoğunu sayamadık. Fakat en önemli olan şu konuyu da bu arada söylemek isterim. Derinde 200 yataklı bir hastane yapmayı düşünüyordu. Şimdiki belediyenin elinde olan kirtir depesi o zaman Sabancı'ya da satılmıştı. Zaman zaman gelip o tepenin üzerinde oğul şöyle yapacağız, böyle yapacağız, güzel bir hastane olacak, memlekete kazandıracağız derdi rahmetli. Ve oraya 5 katlı bir hastane, oranın imar planını değiştirdik. Yeri şimdi oranın hastane olarak geçiyor. Irmağın kenarında yeşil saha yaptırdık. Yeşil saha olarak geçiyor. Rahmetlik derdik işte bu buranın toprağını aşağıya doldurtturalım, burayı park yapalım, hastalar buraya ensin çıksın otursun diye rahmetliğin çok arzusu vardı. İnşallah yine bu hizmette vakıf kanalıyla babasının arzusunu yerinde koymaz. Hamidettin Efendi'ye inşallah, Hamidettin Efendi'ye nasip olacak. İnşallah bizlerin gözleri görür, kendisi görmedi ama. Üzüntümün biri de burada. Sağlığında o hastane yapılsaydı darinden en önemli konusundan biri olacaktı. Hatta şöyle derdi. Hekiman, Elbistan öyle bir yer yaptıracağım ki derdi. Yürün, hastalar hep buraya gelecek derdi. Rahmetlik. Ayrıca da hocam rahmetlik devamlı oturduğumuzda sohbetlerde, çay sohbetlerinde oğul inşallah benimle bir sene hacca götüreceğim derdi. Hanımını da al derdi. Fakat işte arzu ettik, kendisi hastalandı. Fakat devamlı derdi ki beraber gidin, yalnız gitme diye bana öğüt verirdi. Sonra bu hac işimiz 90'da Diyanet'e yazıldık. Gideceğimiz zaman işte şeye gittim. İstanbul'da Yeşilyurt'ta bir hastane var. Ziyaretine gittim. Allah'a ısmarladık demeye. Vardım biraz bekledikten sonra hocamı orada ziyaret ettim. Hocam dedim, hacca gidiyoruz hanımla. Arzun üzerine. Hakkını helal et. Bizde hakkın çok dedim. Helal olsun oğul dedi. Fakat bittim bir vaziyeti vardı. Bu arada o yatakta, o döşekte ve o görüşmemden de bir hafta sonra vefat etti. Bir hafta sonra. Efendim memleketin işlerinde ne var ne yok, memleketin işi ne oluyor diye onu sordu. Bu hocama minnet ve şükran duygumuzu nasıl iletmeyelim? Başka bir şey diyemeyiz. Ancak mekanı cennet olsun diyoruz. Hakkımız helal olsun. Memleket için son yatakta, son döşekte daha memleketini arz eden adama nasıl bakmak lazım? İnşallah onun geri kalan hizmetlerini Hamidettin Efendi yapar. Onun da ruhu orada şad olur. Efendim şimdi hocam bu vakfı kurarken, başlarken o buraya bir vakıf kuruyoruz diye ikimiz ikiyeydik. Evet. Kendi şimdiki odasında görüştük, konuştuk. Dedim hocam hayırlı bir iş olacak inşallah. Allah razı olsun. Yani hocamın sayılamayacak kadar dostu vardı.
Evet. Onların da bütün Adana'daki, Ankara'daki, İstanbul'daki hemşerilerimizin daha Türkiye'nin neresinde varsa ufak bir yardım eden hemşerilerimizin hepsine geçmişte bir eski belediye başkanı var. Minnet duyarım, şükran duyarım, teşekkür ederim. Çünkü dairende bizim dairendemiz, memleket bizim memleketimiz. Hemşerilerimiz buna el kol oldu. Allah razı olsun Hamidettin Efendi'den de. Babasının yerine diyebilirim ki belirtmedi vakıf üzerinde. Daha da ileri adımlarla inşallah gidecek. Bu vakıf dairende için çok güzel bir şey oldu. Allah mekanı cennet olsun. Eserleri inşallah ümmetiyle devam edecek. Hamidettin Efendi'ye de, vakfın yöneticilerine de, etrafında olan mühendisine de anlaşıldım. Canı gönülden teşekkür ederim.